Hoş geldiniz başkanım. Şerefler verdiniz. Ecdada, hataya, yürekten sarıl. Sarıl hataya, güç kal, sen de gel sarıl. Öncelikle içinde bulunduğumuz 75. yıl parkının tadilat işlemlerini de başlatmış bulunmaktayız. Bu konuyla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. 75. yıl parkı yaklaşık 16 dönümlük bir park olmakla beraber burada yürüyüş yollarını, çocuk oyun grubunu ve spor aletlerini aydınlatmasını değiştirip daha modern ve engellilerin daha rahat kullanabileceği bir park haline getireceğiz. Zeytin de bildiğiniz gibi bizim bu bölgenin en önemli yetiştirilen tarım ürünlerinden bir tanesidir. Bu alanda da Büyükşehir Belediyesi'nin zeytin yetiştiriciyle ilgili fidan dağıtımı olacak. Ve başlattığı bu hizmetten dolayı da Sayın Lütfü Savaş'a, Doçent Doktor Lütfü Savaş'a, Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür eder. 31 Mart'tan sonra da bu hizmetlerin çok daha fazla artacağına inanıyoruz. İnşallah bu başlattığımız revizyon projesi çeyiz vakitte biter ve arzumuza, iskan durumumuza, bedenimize ve buraya gelen bütün dostlarımıza hizmet eder. Ve tabii ki bu parkı biz engelsiz bir yaşam tarzı için yapıyoruz. Bütün engelleri aşacak şekilde revizyon yapacağız. Ama çiftçilik gerçekten gittikçe zorlaşıyor. Girdi maliyetleri artıyor, sattığı fiyatı çıkartmıyor. Bu nedenle biz özellikle arıcılık konusunda arıcılarımıza destek oluyoruz. Ve ilk etapta inşallah ihalesi bitmiş mi? İhalesi bitti. Biz her 4 arıcımızdan bir tanesini ilk periyotta sevindireceğiz. Ve insanlarımız yaylara çıktığı zaman artık korkmayacak ve dışarıdan gelen onları korkutacak hayvanlardan da korunmuş olacaklar. Maalesef arı kovanına dadandığından birkaç tane kovanı parçalıyor ve içindeki bütün malları, arıları yiyip öyle gidiyor. Bununla birlikte insanlar oradaki elektrik enerjisini karşılayacaklar. Gece elektriğini, buzdolabını, telefonunu artı, telefonunu şarj edecek artı, radyosunu dinleyecek, televizyonunu seyredecek. Bu arada aydınlatma hizmetlerini görecek. Bunlardan bunları kurtaracağız. Periyodik olarak aracılarımızın bütün bu güneş enerji sistemini tamamlamış olacağız. Bunun dışında ne dedik? Önce huzur, sonra hizmet ve daha sonra ekonomi. Biz bu ekonomik tabloyu iyileştirmek için kendi değerlerimizi birinci elden aracısız finale kadar ulaştırmak için çaba sarf edeceğiz. Başlamış olduğumuz bunların bir kısmını başladık. Geri kalan kısımlarında inşallah seni bir şekilde sizlerle birlikte yapacağız. Ama biz sizinle birlikte başarmaya devam edeceğiz. Sizinle birlikte adım atmaya devam edeceğiz. Bu nedenle diyorlar ya, meyve veren ağaç taşlanır. Bizim meyve sıkıntımız yok. Onların ellerinde taş kalmayana kadar biz meyvemizi rahat rahat vermeye devam edeceğiz. Tekrar bu parka geliyoruz. Parkımız şimdiden hayırlı olsun. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Buraya kadar bizi gelip onurlandıran bütün dostlarımıza, başkanımıza, bütün buradaki arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Kardeş, ilk simgis.
Başkanım. Başkanım. Efendim.